Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün yine sizlerle değişik bir video ile karşınızdayım. Ürünümüzü kurulumunu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Tetra. Şurada EX700. Bu ürün bana akvaryumla beraber bedavaya verildi. Bedavaya verildiği için alırken şöyle söyledi aldığım kişi. Dedi ki bunun içinde de bir hava var. Hava olduğu için çok randımanlı çalışmıyor. Bir fişe taktı, bir su bir attırdı, bir geldi gitti ama tam emin olamadım. Şimdi deneyeceğim. Bazı malzemelerinde ufak tefek eksiklikler var. Onu tamamlayıp tamamlayamayacağım. Bu ürünün çalışıp çalışmadığıyla alakalı olacak. Ürünü yerleştirirken öncelikle şu diş kısımlarıyla burasının tutmasına özen gösterin. Çünkü burada bir yer var. Boru gibi, baca gibi. Bu yerlerin bunlarla tutması gerekiyor. Şurada bakın delikler var. O yüzden sıkıntı olmasın. Bunu tabii 4 tane bunun katı var. 4 katı da hepsi birbirinden farklı. Şimdi öncelikle en alt kata seramik koymamız gerekiyor. Aldığım kişi seramiği bittiği için az bir seramik var şu sağda sollarda. Çakıl taşı koymuş bu bakterileri tutsun diye. Zararlı bakteriler tutulsun diye. Bunu yine şu yönde bakın. Şu bacanın yönünde buraya koyuyorum. Daha sonrasında biyolojik toplar. Şunlar. Görüyorsunuz. İçi dolu. Bunda bir eksiklik yok. Yine bunda bacası gelecek şekilde. Sonra aktif karbon. Şöyle göstereyim aktif karbonu. Evet, aktif karbonumuzu da buraya güzelce yerleştiriyorum arkadaşlar. Yine bacası gelecek şekilde. Ve son şeyimiz burada yine bacası bu tarafa gelecek. İçinde biyolojik süngerle yine el yapımız bulunmakta sevgili arkadaşlar. Bunu da buraya koydum. Bütün bacalar birbirinin üzerine denk geldi. Bu baca da bunun üzerine denk gelecek. Şöyle göstereyim yakından. Buraya da bakın şu ikisinin deliği, bakın şu ikisinin giriş çıkış noktası gelecek şekilde buraya ayarlıyorsunuz. Şimdi bu buraya geldi. Bunu buraya güzelce kapatacaksınız ama kapatmadan evvel içine bir su koymanız lazım. Çünkü tamamen boş olduğu için akvaryumun içine koyduğumuz zaman akvaryumun içine koyduğumuz zaman uzun süre su çekemeyebilir. O yüzden biz bir dolduralım. Daha rahat sirkülasyon yapmasını sağlayacağız. Evet. Şöyle dinlenmiş yine suyumuzu koyabiliriz. İsteyen arkadaşlar şeyden alıp koyabilir. Adını söyleyin, akvaryumdan alıp koyabilir. Tercih sizin. Ne kadar dolu olursa o kadar iyi çalışması için. Çünkü hemen başlamaz. Boş olduğu zaman bir kere suyu çekmesi gerekecek. Şuradan alayım hemen. Evet, buradan yeteri kadar koydum. Gerisini de akvaryumdan çektireceğiz. Şu boru kısmı şuraya gelecek şekilde arkadaşlar. Bunu buraya takıyorum güzelce. Güzelce bastırıyorum. Şöyle tamamen otursun. Contası filan sıkıntı olmasın. Şuradan taktık. Buradan da yine takacağız. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Evet. Bunu güzelce böyle takmış olduk. Şu anda doldu. Şu anda vanalar arkadaşlar kapalı. Vanaların yönleri şöyle duruyorsa kapalı olduğu anlamına geliyor. Evet, bunlar kapalı olduğu anlamına geliyor. Şöyle yaptığınız zaman açık olacak. Şunu şöyle de kapatalım şuradan. Evet. Şu istediğiniz zaman basabiliyorsunuz. İçine giriyor bakın şöyle. Bu su pompalıyor. Şöyle yaptığınız zaman su akmaya başlıyor. Taktıktan sonra bunu buradan çevirmeniz gerekiyor. Şöyle çeviriyorsunuz ki bu dişliler buradaki hortumu sıkıştırıyor ve su kaçağını engelliyor. Elinizden geldiğince sıkı yapmaya çalışın. Evet, bunu yaptık. Bunu da yapalım aynı şekilde. Şöyle.
Evet. Tamamen sıktık buraları. Tabii elinizde bir tane bez falan bulundurun. Çünkü su kaçağı her an olabilir. Şimdi test edeceğiz makineyi. Evet arkadaşlar. Bakalım nasıl başarılı olacak mıyız, olmayacak mıyız? Göreceğiz. Evet, ben de şu anda akvaryumun kısmını, kapaklarını ayarlıyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Evet. Camı var. Camını da kaldırayım. Onda da sıkıntı yaşamıyorlar. Evet, camını kaldırdık. Şimdi şöyle göstereyim size. Akvaryumumuz burada. Arkadaşlar şu sol taraftaki olan şeye, şu baca gibi olan olduğu kısma bu çekişi koyacağız. Şu taraftaki kısma da şelaleyi koyacağız. Malzemesi olmadığı için bunu bu şekilde indireceğim aşağıya. Bakın çekip çekmediğini test edeceğim sevgili arkadaşlar. Şöyle koyuyorum bunu. Evet biraz kaçtı. Bakalım. Bunu burada tutturacağız. Daha sonrasında diğer kısma da, şu kısma da neyi koyacağız? Şu şelaleyi koyacağız sevgili arkadaşlar. Evet şu şelaleyi koyduk. Hepsi denemelik koyuyorum. Daha sonrasında randıman alıp almadığına göre bakacağız ne olup ne olmadığıyla alakalı sevgili arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Evet. Evet şimdi malzemeleri koyduk. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Hep beraber göreceğiz. Şöyle malzemenin kısmını çevireyim şöyle. Yukarı çünkü bakıyor bu. Aşağı baktırayım ki aşağı doğru gitsin. Bakalım ne olacak. Evet, kamerayı şöyle sabitliyorum sevgili arkadaşlar. Evet bakalım. Bir yerden su kaçacak mı? Ne olacak? Ne bitecek hemen? Evet, çalışıyor şu anda. Bu arada alttaki pompaya basıyorum. Bacak kısmını. Evet, şöyle gösteriyorum. Şu an kendi gücüyle çekemiyor şu anda bunu. Şu an boşa çalışıyor. Hemen aksiyonumuzu alacağız sevgili arkadaşlar. Evet, su geliyor solunda. Buradan da çekiyor. Nasıl yaptım onu da aktarayım size. İçine yeteri kadar su koymuştuk ama biliyorsunuz çok fazla koymamıştık. O yüzden ne yaptı? Bir hava yaptı. Dış yani çekilecek olan boruyu içeri koydum ve akacak yerden de dudağımı dayayıp buradan çektirdim ve bu sayede ne oldu? İşlem oldu. Şu anda filtrasyon yapıyor. Akma damla var mı? Şurada bir akma görüyorum şu anda. Evet, bakın şurada bir akış var. Buradan bir akıntı var. Ona bakacağız. Evet, bunu da taktım. Şöyle bırakayım. Bu çalışsın biraz. Bakalım biz burada dışkıyı çekiyor mu? Onu bir test edelim isterseniz. Şöyle bir bakalım. Göstereceğim şimdi size. Bakalım buradan çekim yapıyor mu? Evet bakın. Her şeyi çekiyor şu anda içine. Biraz şöyle göstereceğim size. Bakın her şeyi çekiyor şu anda. Hatta şöyle biraz daha göstereyim size. Şuraya koyuyorum. Direkt çekiyor. Bu ucunda malzeme yokken çok denemeyeyim. Balığı bile içine çeker. Bakın. Şu
Şöyle koyalım şöyle. Bakalım çekiyor bak. Şurada bir pislik grubu var. Bu köşe biliyorsunuz çok sıkıntılı olan bir yerdir. Buraya mesela koyuyorum şimdi. Bakın. Teker teker çekiyor. Hemen bütün pisliği çekti. Bakın. Evet, çekmeye de herhangi bir sıkıntı yok. Testini yaptık. Şöyle koyalım. Şurada dursun, bu çekmeye devam etsin. Şelalemiz de çalışıyor. Burada tek sıkıntı şurada akıntı yapması. Onu tespit edeceğiz. Eğer çözersek bu dış filtreyi kullanabileceğiz. Kapatmak için arkadaşlar yapacağımız işlem şöyle şuradan vanayı kapatıyorsunuz. Şiştirme. Ve şu an çalışmıyor. Evet, şeyi de kapattık. Fişini de çektik. Evet. Şu an hiçbir şekilde alıp veriş yapmıyor. Su alışverişi yapmıyor. Bu nereden akıyor? Öncelikle bunu tespit edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, şuradan çekip çıkarabiliyorsunuz bunun iç kısmını, şu kısmını. Bunu bir kontrol edeceğiz. Eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa kullanmaya devam edeceğiz.